burada neden hayır dediğimizi eleştirenler var. Bu konu üzerinde çok fazla durmamak kaydıyla şunu söyleyebilirim. Bizleri HDP'nin dışarıdan desteklediği bir Cumhuriyet Halk Partisi ile neden koalisyon yapmadığımız noktasında eleştirenler var. Burada neden hayır dediğimizi eleştirenler var. Bu konu üzerinde çok fazla durmamak kaydıyla şunu söyleyebilirim. HDP hepimizin bildiği gibi PKK'nın Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcileri, uzantısı. Onlar ülkeyi bölmek, bir bağımsız devlet kurmak, özellikten başlayarak bir bağımsız devlet kurmak, üniter yapıyı bozmak, milli misaki sınırlarını değiştirmek isteyen bir siyasi teşekkür. HDP, PKK'nın Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcileri, uzantısı. Onlar ülkeyi bölmek, bir bağımsız devlet kurmak, özellikten başlayarak bir bağımsız devlet kurmak, üniter yapıyı bozmak, milli misaki sınırlarını değiştirmek isteyen bir siyasi teşekkür. Biz ise burada bulunanların tamamı da bu düşüncededir biliyorum. Üniter yapıyı korumak, parçalanmamak, bölünmemek isteyenlerdeniz. Üzüm süreciyle olmaz. 17-25 Aralık sadece bir dönemi kastetmez. 17-25 Aralık aslında tuzun koptuğu nokta. Tuz kopmuştu. Akşam genel başkanımız açıkladı. Siyah çantasından dosyaları çıkardı. Ve dedi ki biz koalisyon kurmak için her türlü hazırlığı yaptık. Koalisyon protokolünü hazırladık. Bakanlar kurulu listesini hazırladık. Hükümet programını hazırladık. Çözüm süreciyle ilgili yapılacak olan çalışmaları da içeren dosyayı hazırladık. Eğer koalisyon kurmak üzere bir anlaşma, orada bir karar alınabilseydi, o noktaya gelinebilseydi, bu hazırladığımız dosyaları Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verecektik. Böylece ondan sonra koalisyon çalışmaları başlayacak. Ancak bu noktaya gelmeden önce bizim anlaşmamız gereken bazı noktalar var. Gereken noktalardan birincisi şu. Anayasanın ilk 4 maddesinin tereddüte mahal bırakmayacak biçimde kabullendiğimizi, saygı duyduğumuzu ve onu değiştirmeyeceğimize dair halkın önüne çıkıp beyanda bulunacağız. O nedenle 1 Kasım'da bu işe biz dur deriz diyoruz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. O nedenle de bu anlamda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Desteğimizi istiyoruz. Samimi bir beyanda bulunacağız. Bunun dışında yetki kullanılmasın, aşılmasın. Yani aslında kısaca Sayın Cumhurbaşkanımız tarafsız olsun. Adem Çilek, Sinop, Boyabatlı. Siyasetle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde eğitim komisyonunu da görev almaktayım. 2011 seçimlerinin de eğitim bildirgesini de hazırlayan ekibin içindeyim. Biz inanıyoruz ki 1 Kasım'dan sonra Milliyetçi Hareket Partisi iktidarın bir partisi olacaktır. Gönül ister ki tek başımıza iktidar olalım ve bu süreci kökünden kazıyalım. 5 madde içerisinde geçen haftalarda Genel Başkanımızın seçim beyannamesini yaparken sunduğu bir o beyannamenin maddeleri var. Bunlardan en önemlilerini hemen sayacağım. Bir tanesi üreten ekonomi. Nedir üreten ekonomi? Üreten ekonomi bütün vatandaşlarımızın gelirinin artacağı, ülkenin refaha ulaşacağı bir ekonomi demek. Yani yerli uçak, uçan otomobiller, savaş, tank, teyyar hepsi bir arada bu ater oyunlarına alınmış vesairelerle bizim hayallerimizin çalındığı, milletle dalga geçilen bir ekonomi değil. Ceplerimizden paraları aldılar.
Evlerimizden, ocaklarımızdan çocuklarımızı aldılar. Şimdi hayallerimizi de alıyorlar. Adeta dalga geçer gibi. Bu seçimde de yerli otomobil ürettiler arkadaşlar. Bilmiyorum değerli muhtarlarım, sizlere çok iş düşüyor. Bazıları buna inanabilir. Türkiye'de lastik fabrikamız var mı? Türkiye'ye ait. Herhangi bir motor üreten bir fabrikamız var mı? Bırakın onu, kontak anahtarı üreten bir fabrikamız var mı bildiğiniz? Neyin yerlisini üretiyoruz arkadaşlar? Yok böyle bir şey. Uçaktan falan bak geçtim. Bunun nereden çıktığını da söyleyeyim. Bunlar hırsızlığa, bunlar milleti kandırmaya alıştırdıkları için araba üreten bir firmaya bir prototip için lisansla ilgili bir para yatırıp bize şöyle acilen 10 gün içinde bir tane şey hazırlayın gönderin dediği oradan çıktığı bir iş. Biliyorum, nereden biliyorum? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda bu arkadaşların Türkiye'nin teknoloji transferi yaptığı dönemlerde o komisyonun içindeydim. Şu anda okullarda kullanılan akıllı tahta dedikleri olay da o. Hafızanızı tazeleyin. Bizlere ne demişlerdi? Bizim çocuklarımız teknolojiyle bulaşacak, teknoloji üretecekler. Kendileri bu cihazları kendileri yapar konuma gelecekler. Gerizli'de kaç okula tablet dağıtıldı? Haberleri dinlediğiniz sanki bütün çocuklarımıza tablet dağıtıldı değil mi? Görüyorsunuz. Türkiye'nin arkadaşlar %20'sine daha tablet dağıtılmadı. Akıllı tahta diye bir şey yerleştirdiler. Onlar da hiçbiri Türkiye'de üretilmedi. Üretildi diyorsa birileri yalan konuşuyor. Satın alındı, okullara yerleştirildi, birileri zengin edildi. Daha fazlasını devam etmeyeceğim. En önemli şeylerden bir tanesi de yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele. MHP iktidarında ya da iktidar ortaklığında yolsuzlukların üzerine kesin gidecek bizim dediğimiz, cebimizden kim paralar aldıysa, evimizden kim ekmeğimizi çaldıysa onlarla mücadele edeceğiz. Yoksullukla mücadele ise her evde en az bir çalışanın olması için bir proje geliştirip en azından evde işsiz olmayacak şekilde ülkeyi yönetimine talip olacağımızı söyledik. Ve içinde bulunduğum süreci için, yani süreçte içimiz kan ağlarken terörle mücadele. Terörün kökünü kazacağız derken ben genel başkanımızın gözlerine bakıyordum. Bunu tek kazacak ülkenin, milletin iradesiyle inşallah hep birlikte kazıyacağız. Ve acıdır. Bunu anlatmak lazım. Burada sizlere çok görev düşüyor. Bakın, cebimizdekini çalabilirsiniz, biz onu geri koyabiliriz. Çok çalışır koyarız. Ekmeğimizi çalabilirsiniz, onu bir şekilde temin ederiz. Fakat artık yüreğimizdekini çaldınız, çocuklarımızı çaldınız. Muhtarım dedi ki çocuğun psikolojisi bozuldu. Bunların hepsinin örnekleri yaşıyoruz. 2 aylık çocuğu var, görmeden şehit oldu. Ev almış, annesinin evini oturtmuş da hayırlı olsuna gidemeden şehit oldu. Asker bizi koruyor, kardeşi şerefsizlikle suçlandı. Yani tabutunun başında PKK'lı ilan edildi komutan. Böyle bir ülkeye düştük. Bu duruma getirildik. Bunları biz sizlere anlatırken sizler de köylerimizle paylaşacağız. Sizler de halkımızla paylaşacaksınız. Çünkü bunu biliyoruz ki sizler bulunduğunuz bölgedeki mülki amir sizsiniz. Kimin en ufak bir şey olsa sizlerle iletişim kuruyor. Kim en ufak bir şeyde kafasında bir soru işareti olursa sizlere soruyor. Sayın muhtarım ne yapalım, ne yapalım mesele. Bu anlamda biz bu yola çıkarken biz de kendi adıma söylüyorum. Bu memleketin yetişen bir evladı olarak belki çok büyük paralarımız yok. Belki çok büyük işte imkanlarımız yok. Ama kendi devlet tecrübemle, birikimimizle, edindiğim birikimimle bu bütün birikimlerimin zekatını vermek istiyorum. Her şey, yani paranın zekatı olmaz. Ben kendi birikimlerinin zekatını, deneyimimin zekatını da Sinop halkına hizmet ederek vermek istiyorum. Bunun için görev, sizlerden yetki istiyoruz. Ve içinde bulunduğumuz durumda da her oyun bir vebali var. Elinizde broşürlerde de vardır. Bunu samimi olarak da yazmıştık. 2 ay önce bu
her oyun bir vebali var derken, içinde bulunduğumuz gün için bu daha da anlamlı oldu. Vereceğimiz her oy ülkenin bütünlüğüne ya da bölünmesine, vereceğimiz her oy kardeş kavgasına ya da kardeşliğe vesile olacaktır. O anlamda sizlerin de 1 Kasım'a kadar bu süreçte birlik, beraberlik ve ülkenin bütünlüğünü sağlamada rolünüz olacaktır veyahut da vebalimiz olacaktır diyorum. Zamanınızı fazla almadan tekrar teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için de mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum ben de. Vaktinizi çok çok uzun aldık. Sabah kahvaltı dedik ama öğlen yemeğini bulduk. Ben sonra masrafı yedim. O yüzden hemen keseceğim ben doğalım. Ben 66 doğumluyum. Sinopluyum. Evliyim. 2 çocuğum var. Vergi dairesinden emekliyim. 6 yıl oldu emekli oldu. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Zaten hocam da Adem Bey de hepsini açıkladı. Bu artık bir seçim değil. 2 milletvekili o çıkarmış, 3 milletvekili bu çıkarmış. Bunlar önemli değil. Bu da artık bir kurtuluş mücadelesi diyoruz. Ülkemiz bu şekilde mi devam edecek? Cumhuriyetle mi devam edecek? Yoksa bölünecek miyiz? Onun oylaması. Herkes elini vicdanına koyacak. 1 Kasım'da oyumuzu öyle vereceğiz. Evet, bir vebali var ama artık çok daha fazla var. Çünkü ellerimize o oyu verirken çocuklarımızın kanı da bulaşabilir. Tertemiz de çıkabiliriz. Bu ülkenin teminatı Milliyetçi Hareket Partisi. Her zaman da söylüyoruz. Ama HDP'den çok daha iyi şartlarda, çok daha fazla vekille mecliste temsil edilmemiz gerekiyor. Bir HDP ile aynı 80-80 temsil edilmesi, evet, milliyetçiliğimize yakışmıyor. Bu konuda biz sizden Türkiye adına destek istiyoruz. Sadece partimiz için değil. Türkiye adına destek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben fazla vaktinizi almayayım. Ayaklarınıza sağlık. Hakkınızı helal edin.